Güldane ablanın 22 Mayıs tarihinden beri görmediği kızı Sultan Kartal şimdi stüdyomuzda. Önce anne kız bir buluşsunlar, sonra kim doğruyu söylüyor? Her şey ortaya çıkacak zaten. Gelsin Sultan, annesiyle kavuşmak üzere. Bekleyin, oturun, oturun. Tamam. Bu kadar mı benden geçirdiler seni? Bu kadar mı soğuttular seni benden? Ha? Bu kadar mı istemiyorum işte? Hı? İşte görüyorum. Ben anneyim anne. Sen de öğrenirsin yani. Ama yalan söylüyorsun Burak'ım. Ya niye yalan söyledim? Doğru değil miyim? Benim elimden de ne problem var? Ha? Yalan mı söylüyorum? Seni kaçmadın mı? Gitmedin mi? Bizi ben bırakmadın mı? Ben kaçtım kendi zamanda. Sen mi kaçtın? Durduğuyla ailem kaçırdı. Yalan söylüyorsun sen bunları. Hep yalan söylüyorsun. Onlar yalan söylüyorum sana. Bir kişi var burada. Hayır. Da sensin anne. Hayır asla ben yalan söylemedim sensin. Onlar dedirtti sana. Durdu kartalan ailem kartal diyor. Şimdi yayına herkes bağlanacak. Duyacaksın sen de duyacaksın. İnanmıyorum sana ya. Ben sana inanmıyorum. Hep benim yok olmamı isteyen sendin. Ben kaç diyerekten mi dedim sana? Kaç da böyle mi yol dedim ben sana? Ha? Ya her gün aynı geçi götürmek güzeldi değil mi 5 yaşından beri? Ha onun için mi kaçtıydın? Ondan mı alimine durduğunu peşine takıldın da kaçtın gecenin altında bizi uyuttun da? Abinin ablamın haberi yok. Yalan söyleme. Yalan Esra Hanım. Yalan söylüyor yemin olsun bak durduğuyla alim kaçırdı bunu. Sultan, yalan söylüyor. Annen hangi konuda yalan söylüyor? Hı? Daha önceden tanışıyorlar bunlar annem gibi. Kimler tanışıyorlar? Annemle Alim abi daha önceden tanışıyordu orada. Emrah'ın abisi ve eşi. Evet tanışıyorlar. Yengesi tanışıyorlar. Evet. Ama annen hiç tanışmıyor bir kere. Hayır tanışıyorlar. Hayır. Yalan söyleyen kendisi. Hayır ben yalan falan söylemiyorum. Hayır. Niye ben bu konuda yalan söylüyor? Hayır bilmiyorum. Mutlu olmamı istemiyorlar. Nasıl böyle mutlu olun da kaçıp giderekten mi? Alimin durdun arkasına giderekten mi mutlu oldun kızım? Her gün bana eziyet ederken öyle demiyordunuz anne. Ben eziyet ettim mi? Benden bir kötü. Ben ameliyatta yatarken gittin kızım sen. Ben ameliyatta yatarken bıraktın gittin sen beni. Bunları söyleseniz ya durduğuyla alimin dediklerini demesen kızım. Eziyet? Ya ben... Eziyetten kastın nedir? Kim eziyet ediyor sana? Ya her gün abla dağa gidiyordum ben. Akşam sabah hiç durmadan. Yoruldum. Her gün dağda illerin içinde durmaktan yoruldum. Asfalttan geçen arabalardan kaçmaktan yoruldum. Dağ başıma iş gelmesin diye böyle bir çözüm buldum. Ne yapayım? Dağda ne yapıyorsun? Bana keçi güttürüyorlar abla. Keçileri gütmeye gidiyorsun. Evet. Yalnız gitmiyor Esra Hanım. Kardeşleri var, yalnız gitmiyor. Uzak bir yere gitmiyor ki ne? Kardeşleri var, babası hayır var, yalnız gitmiyor Esra Hanım. Annen senin ekmek almaya bile gidemeyeceğini söyledi ben de. Ben her yere gidebilirim abla. İşte öğretmişler Esra Hanım. İşte öyle demişler. Akıl vermişler işte. Akıl vermiş. Tek bana başına bir yere gitmez. Vermeden. Benim evladımsa, o benim ev, ben büyüttüysem o evladımı, evladımın beynini yıkamışlar, kandırıyorlar. O evlat, benim evlat. Yalan söylüyorlar. Yalan söyler. Bir zaman o benim yanımda büyüdü. Bunun beynini yıkamışlar Esra Hanım. İnanmıyorum. Çünkü yalan söyle diyorlar buna. Benim yavrumsa bu. Asla. Artık. Ya acaba bu akılları kimden alıp geldin sen bura? Ben kimseden akıl almadım. Ben bura 7 aydan beri ben çektiğimi Allah'la ben biliyorum. Ben ne demedin ki? Ne demedin? Ben seni aradım. Ben varım burada. Baban yok ben varım. Baban yok. Ben ameliyat oldum. Esra Hanım 7 ay oldu. Telefon edecek. Ya anne ben seni ameliyatta oldu bıraktım geldim diye. Niye demiyorsun bana ya? Ha? Siz Emrah'la arkadaşlık yapıyordunuz herhalde. Evet. Ne zaman tanıştınız? Uzun bir zamandan beri. Hayır ne? Yalan. Yalan Esra Hanım. Nerede yalan tanıştınız? Yalan. Hilmi amcanın sayesinde tanıştık biz. O tanıştırdı bizi. Evet. Anlatmanı istiyorum bütün bu süreci. Emrah'la arkadaşlık yapıyordunuz. Evet. Son zamanda karar verdim. Her gün bıktım. Emrah gel beni bu gece kaçır dedim gündüzden. Ama kaçır demenin bir sebebi olmalı. Emrah'ın ailesi seni istediler mi? İstemeye geldiler. Kaç kere geldiler?
Kaç sefer geldiler, babam olmaz dedi. Niye olmaz diyor? Elimdeki işçiyi vermem ben dedi. Elimdeki işçi? Yani her işini tutuyorum ya, o yüzden işçiyi veremem ben dedi. Öyle değil, doğru konuş bak. Ya doğru söylemeyin de yalan söyleyin kızım. Ben doğruyu söylüyorum. Hayır, yalan söylemeyin, hiçbirinde demiyorum. Ya beni 100 yaşına kadar bekletecektiniz. Neresi yalan bunu? Güldane Hanım, niye söylemediniz o zaman biz buraya geldiğimizde söylediklerinizi? Tam 100 yaşına kadar, 50 yaşına kadar bekletsin dedi. Bu kız evlenemez, niye demiyor? Bakın, bu yere kızımızı vermeyiz. Benim kızım evlenemez. Evlenmenin sorumluluğunu alamaz, babası da dememiş. Siz ama buraya geldiğinizde cuma günü feryat figan diyordunuz ki ekmek almaya gidemez. Evet, aynen. İletişim kuramaz. Aynen. Çocuğu olsa bakamaz. Aynen. Aynen bakın şimdi diyorsunuz ki babası ne demiş? Babası ben vermek istemiyorum dedi. İstemiyorum dedi Hülya Hanım. Sebebi babası ne Sultan? Diyor. Seni Emrahların ailesine vermeme sebeplerini. Sevmiyor yani sevmiyor. Bunun Emrah Kartal kocası olduğu duyurmamışlardı. Şeyde Alim Kartal'ın Kartal'da kendirmeme asıl sebepleri ne? Seni 100 yaşına kadar bekletmelerinin sebebi ne? Abla beni 100 yaşına kadar geçi gütmem istiyorlardı bunlar. Her gün. Her gün durmadan her gün daha salıyorlardı bunlar beni. Babamla ben çocukluğumdan beri anlaşamam. Hep kavga ederim ben. Hiçbir zaman bana babalık yapmadı. Olmayacak kötü yapları da söyledi. Baban et tırnaktan ayırmaz. Baban şimdi yatağa düştü baban. Baban senin evet. için şimdi 4 tane ünser var. Yatakta yatıyor şimdi baban. Tabii. Yatakta yatıyor. Sen babanı kötüle, anneni kötüle. O taraf senin annen baban mı oldu? Çok iyilerdi değil mi? Ben sizi kötülemiyorum. Beni kötüleyen bir kişi var o da sizsiniz. Ben hiçbir zaman kötülemedim. Ben seni evladımı görmeyeyim diye ben buraya geldim. Böyle onun için geldiydim. Niye peşine düştü annenle? Ben seni aradım. Eğer bana babam küfür etmeseydi ben sizi arayacaktım. Konuştum. Anne ben yavrum, mutluyum. Kuzum tamam beni dinle. Eğer benden bir kötülük gördüysen tamam. Anne baba beni evlatlıktan reddedin. Beni cennet kartalına. Veli Kartal'a beni evlatlık olaraktan verin diyecektin. Onu da yapardık. Tamam sen bizi silmişsin. Bu saatten sonra ben sana ne diyeyim kızım? Senin beynini yıkamışlar. Ben mutluyum anne. Ota oturduğunda benim kızım zihinsel engelli. Evet, benim kızımı kullanmak i̇şte için kaçırdılar. Benim evet, kızımı aynen. kullanmak için Emrah Kartal'la evlendirdiler evet, dedi. Lafım yine aynı. Altından başka bir şey, altından bambaşka aynen. şeyler çıkıyor. Evet. Kızım farklı şeyler söylüyor. Evet, işte beynini yıkamışlar Esna Hanım. Benim dedim işte elimde laporum var benim. Laporumla geldim ben sizin yanınıza. Bu 8 imzalı sağlık kurulundan alınan, devlet hastanesinden alınan bir raporum var süresiz. Bunlardan haberim yok benim. İşte bu sen var. Engelli raporun, zihinsel engel raporun olduğunu bilmiyor muydun? Hayır. Var. O raporu hayır, senin bilmiyorum. Ama o heyetin huzuruna çıkmadan o raporu alamazsın ki. Öyle bir şey hı. yok. Seni kaçırdıktan sonra nikah hemen nasıl kıyıldı bu kadar her hızlı? Her yere müracaat ettik biz. Önceden yapıldı Esra Hanım. Önceden mi? Hayır. Önceden planlanmış. Biz hemen gider gitmez müracaat ettik. Senget'te de nikahımız kıyıldı belediyede. 21 Mayıs gecesi evet. Emrah'ın abisiyle yengesi sizin eve geliyor. Evet. Ne diye geldiler? Anneme geçmiş olsun diye geldiler. Öyleymiş yani. Hı hı. Ben demedim yalan söyle. Daha da telefon etmişsin. Kendileri öyle diyor. Daha da telefon ediyorsun. Emrah gel beni kaçır. Tamam ben Emrah'ı gündüzden aradım. Bu da suç yok. Aramışsın gel beni kaçır demişsin. Durduğun an Alim'in ne işi vardı benimle de. Akşam ben yatakta yatarken taksi geldi. Kim geldi kızım dedim. Sen de durdu kartanla Alim abimle durdu. Abim ya kapının önüne gelen misafiri ben. Nereden bileyim de beni suçluyorsun. Hayır kızım daha da demişim. Bana öyle dediler. Annen istiyor muydu Emrah'ı? Evet bu benim yuva kurmamı istiyordu. Her şeyden çok istiyordu. Hayır Emrah'la evlenmeni istiyor muydu? Bu konuda evet. babanı ikna etmek için çaba gösterdi evet, mi? Evet çaba da gösterdi. Ama babam olmaz dedi. Kızını vereceksen kendin ver dedi. Buyurun isterseniz kendine de sorabilirsiniz. Peki şimdi ister kabul edin ister etmeyin.
Damadınız Esra Hanım, Emrah Kartal. Benim kızımı evden götüren işte Şahaz'ın bir oğlu orta dikeli ama Emrah Kartal yoktu. İşte biri o biri hanımı vardı. Emrah i̇şte, Kartal'ın. Emrah Kartal yoktu. Alim Kartal'ın önce durdu Kartal'ı evden alabilir miyim? Emrah Kartal'ı bir alabilir miyim? Sonra da Emrah'ın abi Alim Bey ve yenge gelmedi herhalde.